Hattat'ın Sırrı, Rafik Şami, Kafka Kitap. Bir dedikodu Şam'da hızla yayılmaktadır. Meşhur Hattat Hamid Farsi'nin güzeller güzeli karısı Nura kaçmıştır. 1957 yılının Şam'ında görülmedik bir olaydır bu. Kimileri Nura'nın insanı kıskançlıktan çatlatacak türden bir hayatı ardında bırakıp gittiğini, kimileri ise kocasının düşmanları tarafından kaçırıldığını dillendirmektedir. Çocukluğundan beridir hat dehası olarak görülen Farsi, Arap yazısını radikal bir şekilde ıslah edip modern çağa uygun hale getirme planlarına odaklanmıştır. Gözüne öyle bir hırs bürümüştür ki bu projesinin yobazlar tarafından şeytan işi olarak algılandığını ve kendi hayatını tehlikeye attığını göremediği gibi, onun bu arzusundan bir haber, sadece soğuk ve mesafeli yüzüyle muhatap olan karısı Nura ile Çırağ Salman arasında tutkulu bir aşkın filizlendiğini de fark edemez. Rafik Şami, Müslüman bir kadınla Hristiyan bir erkeğin aşkını romanın odağına alırken, çocukluklarından beri bu iki aşığın hayatlarına temas etmiş, iyisiyle kötüsüyle tüm karakterlerin yaşamlarını da zengin detaylarla öyküleştiriyor. Çizdiği bu incelikli portrede tüm kokuları, lezzetleri, dolambaçlı sokakları, gelenek ve görenekleriyle Suriye'nin tarihsel ve çağdaş gerçeklerini gözler önüne seriyor. Körler Ülkesi ve Diğer Karanlık Öyküler, Herbert George Wells, İthaki Yayınları. Ursula Le Guin'in onun yazdıkları edebiyatımızdaki belli başlı hala keşfetmeye devam ettiğimiz efsanevi eğilimleri belirledi diye bahsettiği Herbert George Wells, kaleme aldığı eserlerde ya bir türün ilk örneğini verdi ya da bazı gelenekleri alaşağı ederek ondan sonra gelecek yazarların da besleneceği ihtimaller yaratmayı başardı. Wells'in edebiyatının karanlık, tuhaf, sinir bozucu topraklarında dolaşan bir acayiplikler koleksiyonu. Korkutmayı beceremeyen hayaletler, çalınan bedenini uzaktan izleyen ruhlar, nereye gitseniz peşinizi bırakmayan güveler, intikamını almadan rahat etmeyecekler, rüyalarında bambaşka bir dünyanın kıymetine tanık olanlar, görmeyi unutanlar, unutmak isteyenler. Verse güvenin ve duvardaki kapıyı aralayın. Diğer tarafta gözlerinizi ayıramayacağınız alemlerle karşılaşacaksınız. Duvarlardan Geçmek, Bir Otobiyografi, Marina Abramović, Everest Yayınları. Marina Abramović'in adını geniş kitleler belki de ilk defa 2010 yılında New York Modern Sanatlar Müzesi'nde gerçekleştirdiği, 3 aya yayılan toplamda 736 saat 30 dakika süren ve 750 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Sanatçı Burada adlı performansıyla duymuştu. Abramović, Duvardan Geçmek adını verdiği otobiyografisinde, açık yüreklilikle, spekülatif anlarla dolu yaşamını ve cüretkâr sanatını anlatıyor, kapsamlı bir hayat muhasebesi yapıyor. Bu muhasebenin merkezinde de 60'lı yaşlarının ortasında kendisine yönelttiği önemli soru yer alıyor. Sanat yaşamdan soyutlanabilir mi? Abramović bu sorunun cevabını bulmak için başlangıca, yani kendisine geri dönüyor ve hafızasının derinliklerine inerek yaşamı boyunca sanatla kurduğu ilişkinin yıllarına ve sayısız performansa yayılan izlerine dönüyor. Mareşal Tito ile omuz omuza Nazilere karşı mücadele etmiş partizan bir anne babanın çocuğu olarak komünist Yugoslavya'da dünyaya gelen Abramović, anne ve babasının çalkantılı evliliğini, onu gerçek bir partizan gibi yetiştirmeye ant içmiş annesiyle zorlu ilişkisini, resimle tanışma öyküsünü, ilk performans deneyimlerini ve 12 yılının neredeyse her dakikasını beraber geçirip hayatını ve sanatı paylaştığı Ula'yı, beraber gerçekleştirdikleri sayısız performansın ardında yatan onlarca fikri ve müthiş serüvenleri anlatıyor. İklim Krizi ve Ekolojik Yıkım, Fikret Başkaya, Yordam Kitap. Fikret Başkaya bu kısa fakat yoğun kitapta iklim ve ekolojiye dair en temel ve can alıcı soruları kendine özgü usulüyle yanıtlıyor. İklim krizi ve ekolojik yıkım hem gençlere hem de genel bilgi sahibi olmak isteyen meraklı okurlara hitap edecek şekilde akıcı bir söyleşi havasında sunuluyor. Başkaya genel çerçeveyi çizerken bu alana özgü teknik terimleri ve olguları sade bir dille açıklamakla yetinmeyip sorunun asıl failini kapitalizm olarak çözümlüyor. Doğanın bir yılda ürettiği kaynağı biz yaklaşık 6 ayda tüketiyoruz. Bu da bugünkü üretim ve tüketim düzeyini sürdürebilmek için 2-3 gezegene daha ihtiyaç var demek. Yıkım veya çöküş olarak ifade edilebilen yeni durum,
doğanın kendini yenileme ritmiyle kapitalizmin kendini yeniden üretme ritmi arasındaki uyumsuzluğun sonucu. Bu da bir metabolik sürdürülemezlik demek.